Evet, şimdi bir de bunun mesela iki boyutlu bir örneğini ele alalım. Diyelim şöyle bir levhamız var. Mesela şöyle bir dikdörtgen levha olsun. Bu levha işte şurası 100 santigrat derece. Burası atıyorum 30 santigrat derece. Burası 10 santigrat derece olsun. Hadi burası da 30 olsun santigrat derece. Levhanın şu boyu 2 metre olsun. Bu boyu da 1 metre olsun. Şöyle bir levha dikkate alalım. Burada delta x eşittir delta y. O da eşittir 0,01 metre olsun. Yani birer santimlik aralıklar alalım. Şimdi buradaki eşitliğimiz ne olacak? Bu eşitliği bilmeniz önemli değil. Yani bakın tekrar diyorum. Yani şu mesela şu eşitlik veya şu eşitliği bilmeniz gerekmiyor. Çünkü bu dersin kapsamı değil. Yani böyle bir şeyle karşılaşırsanız zaten o şeyi ben size veririm. Dediğim gibi bu ısı transferinin aslında bir konusu. Şimdi buradaki eşitlik de ya sadece bilginiz olsun diye veriyorum. Delta t d kare t bölü dx kare artı d kare t bölü dy kare eşittir 0. Buradaki eğer sıcaklık dalgını belirlemek isterseniz diferansiyel denklem bu şekilde. Şimdi bu burada yalnız hem x var hem y var. Bakın yani dikkat edin. Bunu şöyle açıyoruz. T i burada x değiştiğine göre i artı 1 virgül j eksi 2 t i virgül j artı t i eksi 1 virgül j keşke aşağıya yazsaydım bölü delta x'in karesi artı t i virgül j artı 1 artı değil eksi olacak orası eksi t i virgül j artı t i virgül j eksi 1 bölü delta y'nin karesi o da eşittir 0. Şimdi burada delta x delta y birbirine eşit olduğu için paydalar ortak toplanabilir. Dolayısıyla toplandıktan sonra da karşı taraf sıfır olduğuna göre onlar yine sadeleşecek. Geriye şöyle bir şey kalıyor bakın. T i artı 1 virgül j artı t i eksi 1 virgül j artı t i virgül j artı 1 artı 1 artı t i virgül j eksi 1 eşittir 4 t i virgül j oluyor. Dolayısıyla t i virgül j yani bunun üzerindeki herhangi bir şöyle düğüm bunları yine şöyle meşlere bölersek buna meşe bölme işlemi diyoruz. Şöyle böldüğünüzü düşünün gridlere. Tabi bu hem dikey olacak artık hem de yatay gridlere bölmüş olacaksınız. Mesela şöyle bir noktadaki sıcaklığı hesaplamak için ne lazım bize? 0,25 çarpı Ti artı 1 virgül j artı Ti eksi 1 virgül j artı Ti virgül j eksi 1 artı Ti virgül j artı 1 olacak. Yani şöyle bakarsak eğer yine düğüm noktaları bakın. Şimdi burası hem yatayda değişiyor hem dikeyde değişiyor. O nedenle iki boyutlu oldu artık. Bakın hem i'si var hem j'si var. Burada i 1, j de 1 tam şu noktada. Burada i 2, j 1. Yani dolayısıyla şu alt çizgi boyunca j hep 1. J 1. i artıyor. i 2 oluyor. 3, 4, 5, 6, 7. Bu, yani yukarıya doğru da j'ler artıyor. J eşittir 2, j eşittir 3, j eşittir 4, j eşittir 5 diye gidiyor. Dolayısıyla mesela şurası T 2 virgül 2 noktası. 1, 2, 1, 2 olduğuna göre T 2 nokta 2 noktası şurası. Şuraya dikkat çekelim şöyle. T 2'ye 2 noktası. Bunun sıcaklığını yani T 2 virgül 2'yi hesaplamak için ne lazımmış? 0,25 çarpı. Şimdi i yerine 2 verdiğimiz zaman T 3 virgül 2 artı T2.2
pardon şey T1.2 olur. Şurası i'ye şey verirsek. Artı T2,1 artı T2,3. Şimdi T3'e 2. T3'e 2 neresi? 1, 2, 3. İlk yazdım. İ oluyor. 1, 2, 3. 3'e 2 işte şurası. Şuranın sıcaklığını diyor. Al. Bunu maviyle yapayım. Maviyle çizeyim. T3'e 2 noktası şurası. 3'e 2. Ondan sonra T1'e 2. 1'e bakın i'si 1, j'si 2. T1'e 2 burası. 1'e 2. Ondan sonra T2'ye 1. i'si 2, j'si 1. Şurası. Daha sonra T2'ye 3. 1, 2, 3. Bakın şurası. Dolayısıyla bakın bu noktanın etrafındaki 4 tane düğüm noktasının sıcaklığını topla. 0,25 ile çarp. Yani 4'e böl demek istiyor aslında. Bir önceki yaptığımız işlemin tamamen aslında aynısı, bir ortalama alma işlemi, ama burada ne var? İki boyut var. Şimdi bunu yapmaya çalışalım. Tabii artık bunu yapabilmek için ne olması lazım? Bir kere aralıkları belirlememiz lazım öncelikle. Ona da bir bakalım. Şimdi burası grafik tablet benim bu Çin'den çıkarttı. Evet, şimdi burası 2 metre olduğuna göre ve biz birer santim verdiğimize göre burayı 201 düğüm noktasına ayıracağız. Buranın işte yani i dediğimiz şey birden 201'e kadar gitmiş olacak. J yukarıya doğru olan mesafede 1 metre verdiğimize göre J de birden 101'e kadar, yani birer santim aralıklarla böldüğümüze göre birden 101'e kadar gitmesi lazım. Tabi burada şurası bakın, şu üst çizgi sınır. Bu çizgi boyunca sıcaklık sabit. Şu çizgi boyunca sıcaklık sabit. Şuraya diyelim A, işte B diyelim, C ve D. Mesela A, B arasında şu çizgi boyunca sıcaklık sabit 30 derece. Bir öncekinde mesela duvara sabit olan sıcaklık değişmiyor diye sınır duvarası. Burada da bir artık levhanın bir kenarı, şu kenarı, bu kenarı ve şu kenarı sıcaklıkları sabit. O nedenle önce buradaki sınır sıcaklıkları tanımlayıp daha sonra içeride çözüme geçmemiz lazım. Geçelim. Tabi burada artık bakın T nereden nereye değişebilir? 201 tane i'si var olabilir ve 101 tane de 101 tane de j'si olabilir dedik. 201 tane yatayda, 101 tane de yukarıya doğru değeri olabilir. Şunları bir sileyim. Şimdi artık bakın, biraz önce biz ne demiştik? T, işte T1 noktasının sıcaklığı demiştik. Burada artık böyle bir şey diyemeyiz. Artık bakın iki boyutlu bir vektör olduğu T1'e 1 diyebiliriz. T1'e 1 sıcaklığı neymiş? İşte şurası mesela 30 derece alınabilir ya da 10 derece de alabilirsin. Çok önemli değil. 1'e 1 noktası şurası, ama bunları böyle tek tek yazacağız mı? 1'e 1, işte 1'e 2, 1'e 3, 1'e 4, 1'e 5, böyle alt alta bir sürü şey yazmamız lazım. Onun için şöyle bir döngü yaratıyorum. Du diyorum. Burada mesela ne değişiyor bu çizgi üzerinde? Yukarıya doğru gittiğimize göre J artıyor. Birden başlıyor, 101'e kadar gidiyor. Bakın J burada birden 101'e kadar gidiyor. En du. Buraya dedim ki T 1, yani buranın i'si 1. 1'e j dedim. Olduğu durumda sıcaklık kaç dereceymiş? 30 dereceymiş. Bakın 1'e j işte burası 1, 1'e 1, 1'e 2, 1'e 3, 1'e 4 olacak. 1'e 1, 1'e 2, 1'e 3, 1'e 4, 1'e 5, 1'e 101'e kadar gidecek. Sıcaklık 30 derece. Sürekli olarak şuraya isterseniz mesela şöyle de diyelim. A, B, ne oldu? A, B ve D, C diyelim. D, C arası sınır şartı. Şimdi burası A, B arası sınır şartı oldu. Aynısını D, C için yapmamız gerekirse burada ne değişiyor sadece? Şunu bakın kopyalayayım. Şuraya yapıştırdım. Orada da şurası artık 1 değil, 201. Bakın iyi, buranın iyisi 201. 201'den başlıyor. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 yukarıya doğru yine 30 derece imiş gördüğümüz gibi.
Şimdi aynısını bir şöyle kopyalayayım hızlandırmak adına. Bu sefer yataydakilere bakalım. Mesela neymiş? AD arası, AD ve BC arası, BC arası. Burada ne değişiyor? Bakın buranın i'si sabit. I burada hep bir. J sabit burada. J hep bir. I buradan birden başlıyor. 201'e kadar gidiyor. Bu sefer buraya demek ki i diyeceğiz. I birden 201'e kadar. Buraya bu sefer i diyeceğiz. J1 olduğu durumda sıcaklık neymiş? 10 santigrat dereceymiş. Şuna 10 yazdım. Benzer şekilde yine i değişecek. Bu sefer J'si 101. Yani şu üst sınıra gelmiş oldum. Buranın sıcaklığı da 100 santigrat dereceymiş. Şimdi üst sınır şartında bu şekilde tanımlamış olduk dediğim gibi. Şimdi olay geldi şu çözüm bölgesine artık şu aradaki düğüm noktalarını çözmemiz lazım. Çözelim. Bu I eşittir. Şimdi 2'den 200'e kadar. Bu J eşittir. 2'den 100'e kadar. Yine sınırları dahil etmedim. And do diyelim. And do diyelim. Şuraya geldik. Eşitliğimizi yazıyoruz. T i virgül j eşittir. T i virgül j 0,25 çarpı bir parantez açtık. T i artı 1 virgül j artı T i eksi 1 virgül j artı T i virgül j artı 1 artı T I virgül j eksi 1. Evet, çözüm tamamlandı. Yine bunun yazdırma döngüsü için şurayı kopyaladım. Şuraya yapıştırayım. Şunun yerine write diyeceğiz. Write 14 virgül virgül yıldız I virgül j diyelim ve bize T I virgül j'leri yazdırsın. Yani yazdırırken sınırları da yazdıralım. Birden 201'e, birden 101'e kadar bir görelim bakalım. Şimdi bunu ilk, şimdi böyle izlerken tabii biraz anlamamış olabilirsiniz. Şöyle yapmamız lazım. Bunun üzerinde uğraşmanız lazım. Aksi takdirde bu iki boyutludan veya bir boyutludan çıkmanız mümkün değil. Şimdi bakın burada yine bu işlemi ben bir kere yaptırdım. Bir kere yaptırınca bunun hatalı çıkacağını biliyorum artık ama bir bakalım nasıl değerler çıktı bir görelim. Nerede bizim şeyimiz? Evet şurada şunu alıyorum. Şuraya atayım. Şuna set as z diyorum. Set as z diyorum. Üçünü de seçiyorum. Şuradan convert to matrix diyelim. X is a building diyelim. Okay. Evet, şöyle bir şey oldu. Buradan alıp şunu şöyle bakın çift bir kontur grafik çizdirdim. Sadece şu kenarlarda bakın dikkat ederseniz sadece şu kenar noktalarda çok ufak ne var? Değişimler var. Bu da bir şey bir durum. Bu çok küçük değişimler. Ne oluyor? Şuralarda hiçbir değişim olmadığını gösteriyor. Her şey sıfır çıkmış bakın orta noktalarda. Yani bunun neden böyle oluyor? Dediğim gibi biz bunu bir kere sefer çözdürünce iç noktalardaki sıcaklığı bilemediğimiz için onları sıfır kabul ediyor ve o nedenle ilk çözdürdüğümüzde hatalı oluyor. Bunu defalarca defalarca üst üste çözdürürsek eğer bu k eşittir mesela birden 100'e diyelim şimdilik. 100 kere bu işlemi tekrar çözsün. İç noktalardaki doğru sıcaklığa giderek yaklaşacak. Yazdırırken böyle bir şey yapmıyorum. Bakın yazdırırken sadece en son hesapladığı değerleri yazdıracağım. Hesaplasın. Bu kadar fazla işlemi bakın yani burada çok korkunç bir işlem var. Bu kadar büyük işlemi bir çırpıda bitirebiliyor arkadaş. İşte Fortran'ın güzelliği burada. İteratif işlemleri çok hızlı bir şekilde yapıyor. Şurayı tekrarlayayım. Şunu öncelikle set s z diyoruz. Burada bu tıraya uymanız da önemli. Yani i, j ve t olması lazım. Mesela t'yi getirip şuraya yazarsanız
yazdırırken ilk başa T yazdırırsanız veya ortaya yazarsanız T'yi olmaz. I, J, T bu sıraya uymanız lazım. X, Y, Z yani şunu set S, Z diyoruz. O T'nin olduğu şeyi Z ekseni yapıyoruz. Sonra seçtikten sonra şuradan worksheet'ten Convert to Matrix X, Y, Z gridding'e basıp en son kullanılanı diyoruz. Daha sonra şuradan şuraya seçtikten sonra şurada bakın kontur grafik var. Renkli kontur. Şuna basıyoruz. Bakın biraz öncekine göre biraz daha sıcaklık dağılımı iyileşti. Yani şuradan artık daha iç noktalara kadar geldi ama hala burada büyük bir bölge hiç hesap değeri görmemiş sanki. Hep sıfır almış. Ama önemli iyileşme olduğunu görüyoruz. Bakın bir öncekine göre çok ciddi bir şey var. Şurada sadece şurada küçük bir hesap vardı. Buradaysa artık aşağı yukarı bir sıcaklık dağılımı belirlemişiz. Demek ki bu işlemi 100 kere arka arkaya çözdürmek yetmemiş. Mesela biz bunu 500 kere yapsak acaba ne olabilir? 500 kere çözdü ve bitti. Tekrar şuradan alıyorum toplama işaretini. Bu işlemi kendiniz yapmadığınız sürece anlamanız mümkün değil. Tekrar diyorum. Bunu defalarca uğraşmanız lazım. Üçünü seçtik. Worksheet, Matrix'ten, Gradient'ten aç dedik. Tekrar bakalım. Evet bakın biraz daha gelmiş şöyle iç kısımlara doğru ama hala şurada artık bir dereceleri görüyoruz. Buranın bir derece olması gibi bir durum söz konusu değil. Tekrar diyorum burayı biz 5000 kere diyelim artık yani biraz abartalım. 5000 kere çözsün. Evet çözüyor ve bitti. 5000 kare o levhanın üzerini çözdü. Bu ciddi bir iş yükü dediğim gibi. Aldık. Tekrar atalım. Buna set S Z diyorum. Seçtik. Last use diyelim. Tekrar bir çizelim. Evet bakın şimdi artık daha mantıklı değerler ortaya çıkıyor. Şurası 100 dereceydi sınır sıcaklığımız. Burası 30 derece ve şurası 10 derece gibi bir şeydi. Dolayısıyla buradan bu tarafa doğru bir sıcaklık dağılımı görmek mümkün. Burayı şöyle grafiğin üzerine çift tıkladım. Şu işlemi yaparak biraz daha şey yapabiliriz. Şuradan bir dakika. Levels kısmına girdiğimizde Major Levels diyelim. Şurayı 16'ya Minor Levels de kullanalım. 16'ya 16 olsun. Apply diyelim. Bakın biraz daha smooth bir şey var. Artık geçiş oldu. Daha pürüzsüz bir geçiş görüyoruz. Gridleri çoğalttığımız zaman sıcaklık dağılımı aşağı yukarı ortaya çıkmış durumda. Bakın şuralar 30 derece aşağı yukarı. Evet şu çizgi boyunca neredeyse 30 dereceyi sağlamışız. Şurası zaten 100 derece. Burası 10 derece. Buradan mesela biraz daha arttırıp bunu 5000 değil de 10.000 yaparsak acaba daha mı iyi bir grafik elde ederiz? Daha mı doğru? Ona da bir bakalım. Gereksiz yere fazla çözüm yaptırmak dediğim gibi burada iş yükümü sadece arttırır. O da çok önemli bir durum değil bizim için. Set S, Z. Tekrar şuradan Worksheet'ten Convert to Matrix diyoruz. Gridding. Şunu seçiyoruz. Tekrar tıklıyoruz. Evet bakın şurada hafif bir iç bükeylik meydana geldi. Biraz öncekinde sadece bu kısım yoktu. Burası düzdü. Biraz daha demek ki doğru bir sonuç oldu ama bu artık bundan sonrası tartışılır. Yani 10.000 çözüm yapmaya gerek var mı yok mu? Belki bir önceki çözüm de bizim için yeterli olabilir aslında. Şimdi bunun dışında size iki tane ödev vereceğim ben. Bu ödevleri siz kendiniz bir önce uğraşın. Her iki dersi izledikten sonra inşallah şu tableti tekrar çalıştırabilirim. Şöyle işte tanınma gidiyor yine. Evet. Şimdi burası sizin ödeviniz olsun. Ödev diyelim. Yine şöyle bir çubuk çizelim şuraya. Şuradan da şekillerimiz vardı.
Neyse, elle çizeyim o zaman. Hatta şu sayfayı bir değiştireyim önce. Değiştirdim. Evet. Şöyle bir çubuğumuz olsun. Birinci ödev bu. Bu dimension konusunu anlamanız için iyi bir örnek aslında. Şimdi bu çubuğun boyu 2 metre olsun. Boy 2 metre. Delta x eşittir 1 santimetre alalım. Dolayısıyla i burası 1. Buradaki i de 201 olacaktır. Bakın sınırları da verdim. Şuradaki sıcaklık T1 sıcaklığımız 100 santigrat derece olsun. Şuradaki sıcaklık T201 sıcaklığımız. Bu da 50 santigrat derece olsun. Yani sürekli rejimde çubuğun üzerindeki sıcaklık dağılımını hesaplayın. Aradaki düğümlerdeki noktaları siz hesaplayacaksınız. Eşitlik ne olacak? Ti eşittir. Ti artı 1 artı Ti eksi 1 bölü 2 eşitliğimiz bu. Dediğim gibi diğer şeylerle, diferansiyel denklemlerle uğraşmanıza gerek yok. Burayı düğümlere bölüp bir sonraki nokta ve bir önceki noktayı toplayıp ikiye bölerek çubuğun ortasındaki sıcaklık dağılımını bulacağız. Şeyi hesaplayın, yani Jacobi iterasyonuyla hani minimum bir K döngüsü açmıştık ya. Minimum hangi döngüde bunu elde edebiliyorsak onu elde edeceğiz. Birinci ödevimiz bu. Bu bir. İkinci olarak da size şöyle biraz farklı bir şekil vereceğim. Öncelikle bu benim derste yapmış olduğum şeyi bir yapın kendiniz. O kara levhayı mesela sıcaklıklarını değiştirip onu bir kendiniz yapın. Bir de şöyle bir levha olsun. Levha bu sefer şöyle olsun. Evet. Burası 2 metre olsun ve T bu sınır boyunca T 100 santigrat derece olsun. Şurası 0,5 metre olsun buranın yüksekliği ve buradaki T de 50 santigrat derece olsun. Burası da 0,5 metre olsun. T yine 50 santigrat derece. Hadi burası da 0,5 metre olsun şu sınır. Ve buradaki T de 30 santigrat derece olsun. Burası da buraya 0,5 dediysek 1,5 metre olmalı. 1,5 metre ve T de burada 10 santigrat derece olsun. Şu çizgi boyunca da 0,5 dediğimize göre burası 1 metre burası yükseklik. Ve buradaki T de bu sınır boyuncaki sıcaklığımız da kaç olsun? 10 oldu, 20 oldu. Burası da 60 santigrat derece olsun. Hadi fark etmez. Doğru, şu levha üzerindeki sıcaklık dağılımını hesaplayın. Eşitliğimiz ne? Ti virgül j eşittir 1 bölü 4. Ti artı 1 virgül j artı Ti eksi 1 virgül j artı Ti virgül j artı 1 artı Ti virgül j eksi 1 olacak. Eşitlik de bu. Tabii yine sınırlar, yani şuraları yapacağız. Bakın burada yalnız şuna dikkat edeceksiniz. Teoriyi de vereyim. Burada iki parçalı bir levha varmış gibi, yani şöyle bir çıkıntı var. Direkt kare olmadığı için ya da tek parçadan oluşmadığı için burası için ayrı bir çözüm bölgesi. Yani mesela şurası için 2'den mesela şöyle başlayıp 150'ye kadar giden. Burası için de 150'den başlayıp mesela şuraya kadar giden şöyle iki tane ayrı ayrı çözüm bölgeniz olması lazım. Şurayı ayrı çözeceğiz, şurayı ayrı çözeceğiz. Daha sonra bunları combine edeceğiz diyebiliriz. Geçen yıllarda da buna benzer örnekler, ödevler vermiştik. Ama dediğim gibi bundan önce o karenin aynısını siz sıcaklıkları değiştirerek kendiniz yapmaya çalışın. Sonra da bununla bir uğraşın.
Sadece kareyi yapabilmeniz bile benim için yeterli aslında. Burayı biraz daha böyle beyin fırtınası yaratırsınız ya yapabilirsiniz diye size veriyorum. O nedenle çok kafaya takmayın yani eğer bunun içerisinden çıkamazsanız da çok önemli değil. Önemli olan burada o iki boyutlu vektör mantığını anlamanız ve orada işlem yapabilmeniz. Dediğim gibi kareyi de yapmışsanız benim için yeterli olur. O nedenle o zaman şimdilik bugünlük dersi burada tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta MATLAB'a geçebiliriz artık. Çünkü Fortran'la ilgili birçok şeyi tamamlamış olduk. Ama bu ödevlerin üzerinden belki bir geçebiliriz. Tekrar bir bakarız, göz atarız. Bunun dışında size iki tane daha ben ekstra bir şey göndereceğim. Onları da yapmaya çalışın. Bir uğraşın bakalım üzerinde. Bugüne kadar yapmış olduğumuz şeyleri de kullanarak şöyle bir öğrenci listesi, ödev listesi falan hazırlayabiliyor muyuz bunu? Hazırlayamazsanız önümüzdeki ders ona da bakarız, devam ederiz. Olmazsa bir sonraki hafta mektaba geçiş yaparız. Dediğim gibi şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.